Yakın çağ İspanyol edebiyatının en meşhur ismi Miguel de Cervantes, Saavedra'nın yazdığı Don Quixote adlı eseri bilmeyeniniz yoktur. 1605 ve 1615'te El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, yani La Mançalı Yaratıcı Asilzade Don Quixote ve Segundo Parte del Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha, yani Marifetli Şövalye Don Quixote de la Mancha'nın ikinci bölümü. Olmak üzere iki bölüm halinde yayınlanan roman, İspanyol altın çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biridir ve belki de İspanyol edebiyatına ciddi bir giriştir. Modern Batı edebiyatının en kayda değer kurgu romanlarındandır. Bu eserlerin bir kopyasını daha önce almamış olsanız bile hikayeye muhtemelen aşinasınızdır. Yine de bu iki ciltlik şaheser hakkında bilmediğiniz bazı gerçekler olabilir. İşte bu videoda size o gerçeklerin bazılarından bahsedeceğim. Bilgi vermeye başlamadan önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hepinize iyi seyirler. Don Quixote ilk modern roman olarak kabul edilmiştir. Ödüllü edebiyat eleştirmeni Harold Bloom ve ödüllü romancı ve denemeci Carlos Fuentes gibi saygın düşünürler, Don Quixote'un modern romanın ilk gerçek örneği olduğunu ilan ettiler. Harold Bloom, hikayenin baş karakterini ve onun en yakın arkadaşı olan Sancho Panza'yı destekleyen değişim çizgilerini, onun türünün ilk örneği olarak diğerlerinden ayıran birinci işaret olarak tanımlar. Fuentes ise tüm yazılarında diyalog ve karakterizasyondaki nüansın Don Quixote'u ayırmada en önemli etken olduğunu öne sürdü. Cervantes, Don Quixote karakterinin ismini koyarken eşinin amcasından esinlenmiştir. Don Quixote'un ikinci cildinin sonuna doğru Cervantes, kahramanın gerçek adının Alonso Quijano olduğunu açıklar. Bu ismi Cervantes 1584'te evlendiği Catalina de Salazar y Palacios'un büyük amcası Alonso de Queseda y Salazar'dan almıştır. Alonso'nun roman kahramanının sadece ismine değil, aynı zamanda genel karakterizasyonuna da ilham verdiğine inanılmaktadır. Cervantes, başka bir hikayenin ön sözünde Don Quixote 2'den bahsetmiştir. Cervantes, Don Quixote'un orijinal cildinin yayınlanmasını takip eden 8 yıllık süre boyunca seriyi aşamalı olarak kaleme aldıktan sonra 1613'te 12 bölümlük roman koleksiyonu Novales Ejemplares'i yayınladı. Koleksiyonun ön sözü sadece yeni çalışmayı tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda okuyuculara Cervantes'in tamamlanmamış La Mancha Beyefendisi masalının devamının planlandığına dair söz vermişti. Bu ikinci cilt 2 yıl sonra 1615'te yayınlandı. Sahte bir Don Quixote 2. bölümü yayınlandı. Cervantes'in Novelas Ejemplares ön söz yazısından sadece bir yıl sonra gizemli Don Quixote kitabı ortaya çıktı. Alfonso Fernández de ve Yanada takma adını kullanan bir yazar tarafından yazılan resmi olmayan devam yazısı, zayıf yazı kalitesi ve Cervantes'ten aldığı çok sayıda kaynak materyal nedeniyle kötü bir üne sahipti. Don Quixote, modern İspanyolcanın kurulmasında yardım etti. Cervantes'in yazdığı İspanyolca dilinin varyantı aslında yeni gelişmekteydi. Modern İspanyolca ile o gün konuşulan İspanyolca arasında bazı farklılıklar vardı. Ancak Cervantes'in bu eserindeki İspanyolca, çağdaş İspanyolca'ya oldukça yakındır. Yani çıkarımımız o ki, Cervantes'in bu eserinin yaygınlaşması modern İspanyolcanın oluşmasında pay sahiptir. Don Quixote'un popülaritesi, İngilizce ve Çince'den sonra dünyada en çok konuşulan dil olan modern İspanyolcayı pekiştirmiştir. Cervantes, Don Quixote'u yazarken daha önce köleleştirilmiş bir kişi olarak kendi tecrübelerinden de faydalandı. Romanda empatik bir sekans vardır ve kahramanla Sancho Panza'nın bir grup kadırga kölesini esaretten kurtardığı gözlemlenir. Don Quixote'un şövalyeliğinin bu konulara özel duyarlılığı Cervantes'in 1970'teki kölelik deneyiminden kaynaklanmaktadır. Cervantes, Cezayir'de köle olarak 5 yıl geçirdi ve pek çok kez kaçmaya çalıştı. Bir de şunu eklemeden geçmeyeyim, Cervantes'in iddia edildiği gibi İstanbul'a getirildiği, hatta cami inşaatında çalıştırıldığı konusu tamamen asılsızdır. Bu tarz iddialara itibar etmeyin arkadaşlar. Ünlü bir yazar, en sevdiği edebi karakterin Don Quixote olduğunu söyledi. Rus romancı Fyodor Dostoyevski, Don Quixote'a hayranlığını birçok kez yazdı.
Dostoyevski yeğeni Sofya Ivanova'ya yazdığı bir mektupta Cervantes'in baş karakterini en üstün edebi kahraman olarak ilan etti. Hristiyan edebiyatındaki tüm güzel kişiliklerden en mükemmeli Don Kişot olarak öne çıkıyor dedi. Ve ekledi. Ama o sadece gülünç olduğu için güzel. Don Kişot en az 50 dile çevrilmiştir. Hepsini baştan sona saymayacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz toplamda 50 dilde Don Kişot eseri bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan en fazla dikkat çekeni belki de Braille alfabesidir. Görme engellilerin kullandığı bir alfabedir bu. Ve Don Kişot eserinin de bu dile çevrildiğini sizlere ayrıca belirtmek isterim. Yani bu eserin ne kadar büyük, ne kadar önemli bir eser olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Don Kişot tüm zamanların en çok satan romanı olabilir. Romanın yaşığı dağıtım kapsamını tam olarak tahmin etmeyi zorlaştırırken birçok bilim adamı 500 milyonluk bir okuyucu kitlesine ulaştığını tahmin ediyor. Onu Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi'nin 200 milyonluk sayısı ve J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin 150 milyonluk sayısı takip ediyor. Cervantes, Don Quixote'un başarısından kâr etmedi. Orijinal 1605 romanının hemen hemen popülaritesine rağmen Cervantes, 17. yüzyılda bir yazarın yayınlanmış eserlerinin telif ücretinden mahrum bırakılması yaygın olduğundan, yayınlanmasından zar zor bir kuruş kazandı. Tüm zamanların en çok satan romanı olduğunu düşünürsek, bu gerçekten Cervantes adına üzücü olmalı. Gerçi çoğu yazarın eseri genellikle vefat ettikten sonra değer görebilmiştir, bu da ayrı bir gerçek. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi günler.